Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise iyi bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe, herhangi bir ayetin hükmünü neshetmez veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Doğu da, batı da Allah'ındır. Hangi tarafa dönerseniz, orada Allah'a itaat ve ibadet ciheti vardır. Muhakkak ki, Allah'ın lütfu ve rahmeti geniştir. İlmi her şeyi kuşatır. O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak isteyince, sadece ol der, olu verir. Akılsız insanlar, bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir? diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir. İyilik ve hayır, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen, köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip, zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Allah o ilahdır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde, ardında ne var hepsini bilir. Mahluklar ise onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Yahut şu kimsenin hali gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş ıpısız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz yıl boyunca öldürüp sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca o bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah ona, hayır, yüz sene kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak, kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış. Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca, artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir, dedi. Odur ki annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka Tanrı yoktur. Azizdir, hakimdir mutlak galip tam hüküm ve hikmet sahibidir de ki ey ehli kitap bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözle karar kılalım Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım kimimiz kimimizi Allah'tan başka rab edinmesin eğer bu daveti reddederlerse, bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun, deyin. İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir ki, hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki, Allah insanlara zulmetmek istemez. O kafirler, Allah'ın Tanrılıklarını kabul ettiğine dair hiçbir delil indirmediği bir takım nesneleri Allah'a ortak saydıkları için onların kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Hal böyleyken düşmanlarınızın başına iki mislini getirdiğiniz bir bela sizin başınıza gelince bu nereden geldi mi diyorsunuz? De ki bu felaket sizin yüzünüzdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzere zikreder Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki: Ey yüce Rabbimiz! Sen bunları gâhiyesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru. Şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez. Ama kulun Zerre kadar bir iyiliği bile olsa onu kat kat arttırır ve ayrıca kendi tarafından büyük bir mükafat verir. Şayet onlara ölüme atılın veya vatanınızdan ayrılın, hicret edin emrini vermiş olsaydık pek azı müstesna bunu yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı. Ve o takdirde biz de onlara, tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik. Ve onları, dost doğru yola iletirdik. Nerede bulunursanız bulunun. Sağlam, yüksek kulelerde, hatta, eflâke ser çeken gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, ölüm mutlaka size yetişir. Onlara bir iyilik ulaşınca, bu Allah'tandır derler. Bir fenalık gelince, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi de Allah tarafındandır. Fakat bu adamlara ne oluyor da, söz anlamıya bir türlü yanaşmıyorlar özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri, cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla, tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Özür sahibi olmaksızın, cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri, cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla, tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Namazı tamamladıktan sonra, gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu? O vakit namazı tam evkânı ile eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere pars kılınmıştır. Hep iyiliği şiar edinmiş olarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır. Eğer o dilerse ey insanlar hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter. Ey ehli kitap! Dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa, sadece Allah'ın Resulü, Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah, onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar, mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur. Her şeyi hakkıyla bilir. Ey iman edenler, açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an'ın indirilmesi esnasında onları sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamış, sizi onlardan muaf tutmuştur. Çünkü Allah Gafurdur, Halimdir. Affı ve müsamahası geniştir. Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları onun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, açık, net bir kitapta bulunmasın. Hepinizin sonunda toplanacağı yer, O'nun huzurudur. Gökleri ve yeri, hak ve hikmetle yaratan O'dur. O, ol dediği zaman, her şey verir. Sözü haktır. Sura üfleneceği günde hakimiyet onundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da olacağı da o bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar. Doğru yolu da bulamadılar. Müşrikler diyecekler ki: "Eğer Allah dileseydi biz de atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet bizim azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa, hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki, siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan atıyorsunuz. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki, onlar, dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte biz, bilip anlayan kimseler için ayetleri bu şekilde açıklıyoruz. Bir vakitte o kâfirler, senin elini kolunu bağlayıp, zindana mı atsınlar, yahut öldürsünler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye, bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Kâfirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için, mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler, toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir. Peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca, katılmamaları hakkında mazeretler, bahaneler ileri sürerler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Zira size inanmayacağız. Çünkü sizin aleyhimizde çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de yapacağınız her şeyi Allah da Resulü de görüp değerlendirecek, daha sonra da gizli olsun açık olsun her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır. Ve de ki çalışın. Yaptıklarınızı Allah da Resulü de müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak karşılığını verecektir. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren odur. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne yardımcınız vardır. Ne Medine halkının ne de etrafındaki bedevilerin Allah'ın Resulü'nden geri kalmaları ve ona ihtimam göstermeyip, kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Bu böyledir. Çünkü onların Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve düşmana karşı başarı kazanmaları yoktur ki, mutlaka o sebeple kendilerine güzel bir iş, ve sevap yazılmış olmasın. Çünkü Allah, iyi davrananların mükafatlarını zayi etmez. İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken, bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı, bize yalvaran kendisi değilmiş gibi, eski haline geçip gider. İşte hayat sermayelerini boşuna harcayıp, haddini aşanlara, yaptıkları işler kendilerine böyle süslenmiş, hoşlarına gitmiştir. Zaten hepinizin toptan döneceği yer, O'nun huzurudur. O, istediği her şeyi yapmaya kadirdir. Hem O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen o kâfirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler. Gayb ve şehadet alemini de Görünmeyen ve görünen alemi de bilen, büyük ve yüce olan odur. Anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah'a göre bu sözü edilecek bir şey değildir. Hem bilmeniz hem de zinet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak. Biz herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde, sadece ol deriz. O da hemen olu verir. Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise, kendilerine yakıştırırlar. Ya, demek ki Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da sizin iddianıza göre işi bilmiyormuş gibi melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz. Gelir her sınıftan insanları tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar, defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmazlar. Biz kıyamet gününe mahsus, öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki, hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez.'' Hardal tanesi ağırlığınca da olsa yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz. O vakit kendisine işte bu dünyada işlediklerinin cezasıdır. Yoksa Allah kullarına en ufak bir haksızlık bile yapmaz denilir. Onlar senden o tehdit edildikleri azabı Çar çabuk getirmeni isterler. Telaşa kapılmasınlar. Allah vadinden asla dönmez. Bilin ki Rabbinizin ölçüsüyle bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir. Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile, ibadetle geçirirler. Üt verilip hatırlatma yapılmıştır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık. Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler, sizin hesabınıza göre, bin yıl tutan bir günde, ona yükselir. İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen alemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O'dur. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, onu sık sık anın. Sabah akşam onu takdis ve tenzih edin. De ki, Rabbim hakkı, gerçeği yerli yerine kor. O bütün gaytları, bütün gizlileri bilir. O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahluklar yaratır. Bunu yapmak Allah'a zor değildir. Allah, göklerin ve yerin gayplarını bilir. O, insanların kalplerinde olanları da tamamen bilir. Eğer dileseydik, oldukları yerde, hemen başüstü, mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin, terçüz ederdik. Artık, ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. Sen şöyle dua et. Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünen, görünmeyen, ne varsa bilen! Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede, kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum. O imanlı zat bunun üzerine, Ey benim milletim! dedi. Ben sizin hakkınızda, Nuh milletinin, At milletinin, Semud milletinin, ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akibetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren odur. Bir işin olmasına hükmedince sadece ol der. O da hemen olu verir. Onun kudretinin ve hikmetinin delillerinden biri de şudur ki sen yeri boynu bükük, kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine su indirince yer harekete geçip kabarır. İşte bu yere kim hayat veriyorsa, ölüleri de o diriltecektir. Çünkü o her şeye kadirdir. Kim makbul ve güzel işler yaparsa kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına asla zulmetmez. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir. Her şeye kadirdir. Ne o? Yoksa o, yaratıklarından, aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti? De ki, Faraz'a, Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, Ortak uyduranların iddialarından münezzehtir yüceler yücesidir. Ondan başka tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de odur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da rabbidir. Halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır. Eğer mü'minlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Müminler, ancak o kimselerdir ki, Allah'ı ve Resulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda, mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte, imanına bağlı gerçek müminler bunlardır. Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah, sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür. Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem. Yüksek kız çocukları onun da, Erkekler sizin mi? Şimdi baksanıza şu lata, uzaya ve bir de şu geride olan üçüncüleri menata. Şimdi baksanıza şu lata, uzaya ve bir de şu geride olan üçüncüleri menata. Erkek evlatlar size, kızlar ona olsun, öyle mi? O zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı? Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine, tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan, şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki, hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. Odur güldüren ve ağlatan, odur öldüren ve yaşatan. Göklerin ve yerin hakimiyeti onundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren odur. O her şeye kadirdir. Evvel odur, ahir o, zahir odur, batın o. O her şeyi hakkıyla bilir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Ey iman edenler, sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak. Üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz, bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır. De ki, sizin kaçtığınız o ölüm var ya, o mutlaka sizi karşılayacaktır. Sonra da görünmeyen ve görünen ne varsa hepsini bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da sizin yaptıklarınızı tek tek bildirecek ve ondan ötürü karşılığını verecektir. Ma asab min musibetin illa bi idnillah ve men yu'min billahi yahdi kalbe vallahu bi kulli şeyin alim. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse, Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Alimul gaybi ve şehadetil Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur. Fakat Rablerini görmedikleri halde ona karşı saygılı davrananlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Melekler ve ruh onun arşına miktarı elli bin sene olan bir günde yükselirler. De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir.'' O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar, cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin, Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa, her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar, peygambere imanda yakin sahibi olup, daha kesin inansınlar, mü'minlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve mü'minler, tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kafirler de, neticede, Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir, desinler. Böylece Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Bundan böyle sana, Kur'an okutacağız da, sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir. Ey Resûlüm! Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Allah, hakimlerin hakimi değil midir? Ne doğurdu, ne de doğruldu. Battığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman, gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan, büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman, hasetçinin şerrinden, insanların yegane hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden, ki insanların kalplerine vesvese verir. O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da.